Arzu'ya hoş geldiniz. Bu su sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu petek hiç ısıtmıyordu, buz gibiydi. Diğer peteklerimiz yanarken bu buz gibiydi, hiç ısıtmıyordu. Şimdi bunun normal havasını aldığınız zaman bakıyorsunuz düzelmiyor. Şimdi bunun püf noktası var, onu size göstereceğim. Normal basit böyle hava alma olayı değil. Bunun püf noktasını göstereceğim size. Bak şu anda ne kadar su almışız bakın. Anca bu şekilde peteğimiz yeni ısındı bakın. Şu anda yeni ısınmaya başladı üst taraftan. Şimdi ben bunu kapatacağım, size göstereceğim. Sizde de böyle bir durum yaşarsanız ne yapmanız gerekir? Pratik bir şekilde, yani bir türlü havasını alıyorum, bir türlü düzelmiyor diye sorunuz tamamen ortadan kalkacak. Çok etkili hava alma yöntemini göstereceğim. Şimdi petekte bir su giriş yeri vardır. Bir de çıkış yeri vardır arkadaşlar. Genelde su giriş yeri üstte olur, çıkışı altta olur. Değişebilir petekten peteğe ama genellikle böyledir. Bazen böyle karşılıklı taraflarda olurlar, çapraz. Bazen böyle paralel olurlar. Girişi üstte, çıkışı o altta olabiliyor. Su giriş vanası var. Onu tamamen kapatıyoruz. Artı yönünden değil, eksi yönünden su giriş vanasını kapatıyoruz tamamen. Su çıkış vanamız açık konumda oluyor. Evet, şimdi su girişi olmayacak, çıkışı olacak. Sonra arkadaşlar burada hava alma yeri var peteğin yan tarafından. Bunu bir tornavida yardımıyla, kontrol kalemi yardımıyla şöyle açıyoruz. Şurada deliği var. Hangi tarafa yönlendirirsen su o tarafa gider. Bunu tutuyorum, açıyorum. Açıyorum. Evet, şimdi suyumuz geldi. Burada suyu geldiğinde zaten böyle sıcaklığı hissedersin. Şu an yaklaşık 15 dakikadır bu su akıyor böyle. Daha yeni ısınmaya başladı. Burada kulağınızı verin arkadaşlar. Böyle tıs sesi diye bir ses geliyor. O hava sesi gelmediği zaman peteğinizin düzgün çalıştığında emin olabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim ben size ne kadar su almışız. Bakın şurada. Bakın kovamız neredeyse yarısına kadar dolmuş. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde peteğimiz ısındı şu anda. Gayet güzel ısındı. Ondan sonra bu hava alma yerini vidasından kapatıyoruz. Şöyle kapattık. Sonra vanamızı açıyoruz. Şu şekilde artı yönünden açıyoruz. Ondan sonra evet, bakın sıcak su geldi. Şu anda hissediyoruz. Peteğimiz artık ısıtıyor. Bu şekilde sizin peteklerinizde de havadan dolayı ısıtmama sorunu varsa bu şekilde çözebilirsiniz. Giriş vanasını kapatıyorsunuz. Hava alma yerini açıyorsunuz. En az 10-15 litre kadar bir su aktıktan sonra kapatıyorsunuz. Vanayı açıyorsunuz. Ondan sonra sistem hazır. Güle güle kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyorum.